Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Twinmotion eğitim serimize başlıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımızda sizleri için bu Twinmotion 2024.1 preview sürümüyle tekrar karşınızdayız. 2024'ün nihai sürümü çıkmasa da preview sürümünde de zaten birçok yenilikler eklendi ve bununla beraber devam eden bir süreç var arkadaşlar. Twinmotion'la ilgili geniş içerikli bir eğitim serisi olacak arkadaşlar. Twinmotion 2024.1 sürümü preview sürümünde şu an ama nihai sürüm çıkana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yani 2024 çıktıktan sonra .1, .2 preview veya beta veya alfa olması hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü zaten bunun üzerine eklenerek giden bir süreç olduğu için çok fazla bunlara takılı kalmayın. Bazı arkadaşlarımız takılı kalıyor, yorumlarda görüyorum ben. O yüzden 2024 olması veya .1 olması veya preview olması çok fazla bir anlam ifade etmiyor. 2024'ün çıkması bizim için yeterli arkadaşlar. Twinmotion'a bu şekilde devam ederek bir geniş bir süreç, geniş bir yayın ayıracağız arkadaşlar. Bundan önceki derslerimizde Twinmotion'un nereden indirilmesi gerektiğini ben detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz ve hem kayıt süresini hem ücretsiz olmasını, ücretsiz kullanımda nelerin olduğunu orada geniş bir süreçte anlattım. Bu süreçte arkadaşlar arayüzden başlayarak devam eden bir süreç olacak. Örnekler yapacağız, değişik örnekler yapacağız. Tabiat örnekleri, doğa örnekleri, villa modellemesini alıp buraya atacağız. İç mekanda değişik örnekler yaparak devam edeceğimiz bir süreç olacak arkadaşlar. Güzel bir ders içeriği, eğlenceli bir ders içeriği olacağını düşünüyorum. Abone olursanız bu abone olma hızıyla beraber arkadaşlar ben de dersleri hızlandırarak devam edeceğim. Çünkü kanalımızın istatistiklerinde, YouTube istatistiklerinde arkadaşlar %70 oranında abone olmadan izleyen kullanıcılarımız var. Hemen sağ alttaki kısımdan abone olursanız gerçekten arkadaşlar sizler için çok kaliteli içerikler düşünüyorum ve hazırlıyorum. Bunu liste olarak zaten hazırladım ve teker teker yayınlayarak devam edeceğim. Günlük 2 ders olarak bir öğleden önce bir öğleden sonra olarak devam eden bir süreç olacak. Bazı günler yoğunluk olabiliyor, bazı günler atamayabilirim ama onların telafisini daha sonra yaparım. Ekranda görmüş olduğunuz Twinmotion arayüz arkadaşlar. Daha önce bahsettik. Haberler ve sağ kısımda da çalışmalar var. Kendi etkinlik süreci var. Etkinlik yapıyor arkadaşlar Facebook grubundan. Twinmotion Official gruptan, Facebook grubundan yapılan etkinlik burada birinci ve ikinci olarak yayınlanıyor. Ben de birinci olmuştum. Burada bir yayınlanmıştı benim de çalışmam arkadaşlar. Sizler de oraya katılarak oradaki kısımdan katılabilirsiniz. Bakın burada learning ve plugin kısım var. Buradaki kısımlardan da hem eklentiyi indirebilirsiniz, yeni gelen eklentileri, hem de öğrenme sürecinize katkı sağlayabilirsiniz. Twinmotion'un kendi official YouTube sayfasına bağlanıyor. Oradan buraya aktarılıyor. Şuradaki startup kısmını kapatarak açılışta buranın gözükmesini istemeyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan kapatıyorum. Bakın çarpı kısmına bastım ve Twinmotion çalışma ekranı geldi. Kısa kısa dersleri tablet bir şekilde arkadaşlar herkesin anlayacağı bir şekilde çok sıkılmadan anlatacağım. Çünkü uzun dersler çok fazla izlemiyor YouTube'da biliyorsunuz. Böyle 5-6 dakikalık dersler bizim için ideal olacaktır. Twinmotion'un bir özelliği var arkadaşlar. Twinmotion arayüz olarak çok değişti. Değişme aşaması Twinmotion ekibinin yenilikçi bir anlayışa sahip olması, hızlı, dinamik bir anlayışa sahip olmasından dolayı. Bunu neden söylüyorum? Bunu şimdi biliyorsunuz hani içerimizde işte dersler yani istek dersler geliyor. Lumion konusunda dersler geliyor ama arkadaşlar gerçekten şimdi farklı programların hep arayüzünün aynı olması bizim gibi içerik üreticileri aslında biraz sıkıyor. Yani Lumion konusunda da dersler hazırlamaya çalıştım, çalışıyorum. Kendim biraz zorluyorum ama ekran çok sıkıcı ve banal arkadaşlar. Yani Lumion'un ekranı, yani ben bunu kişisel olarak söylüyorum. Belki size çok eğlenceli geliyordur ama şu an Twinmotion'un ekranı gerçekten çok gelişti. Ekran konusunda açıldığı için bundan bahsediyorum. Ve çok dinamik ve çok hızlı hale geldi arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir kısım bu. Arayüzün kullanıcı dostu olması bizim hızlı bir şekilde içerik üretmemizi sağlıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi Twinmotion'u öğrenirken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sol kısım malzeme bölümü, sağ kısım araçlar, alttaki kısım benim ambiyans olarak ilgilendirdiğim, bakın şurada ambiyans olarak yazmışlar zaten. Ambiyans dediğim olay şu, denilen olay şu arkadaşlar, çevresel etkiler, gökyüzü, HDR, kamera etkileri, render ayarları gibi kısımlar ambiyans menüsünde. Alt kısımda devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sol kısımda ise kaplamalar, işte ağaçlar, araçlar, arabalar, ışıklar gibi malzemeleri indireceğimiz kısımlar. Burada edit kısmında arkadaşlar şu preferans kısmında bazı ayarlarımız var. Burada işte sistemin ne, hani santimetre mi, inç mi, milimetre mi olması gibi bazı klasik durumlar var. Bir de örnek ipucu vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın ayarı dairesi 11'de kalıyor. Bunu mutlaka 12 yapmanız gerekiyor. Lumen ve Ray Trace konusunda arkadaşlar çalışmayan laptoplarda bunu bu ayar yapıp da okey derseniz tekrar Twinmotion yeniden başlar ve render motorları randımanlı çalışır. Ve aynı zamanda Epic Games'in
içerisindeki malzemeleri kullanmak için file'dan şuradan giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yapmadan indirme kısımlarındaki mesela şuradan girelim Megascan kısmından 3 derslik kırılma kısmına giriyorum. Herhangi bir yere girdim. Hızlı bir şekilde girdim göstermek için. Aşağı o simgesi pasif haldeyse şu an aktif halde bakın basıyorum ve indirme işlemi başlıyor. Çünkü ben giriş yaptığım için böyle bakın hemen geldi ve indirme işlemini yapıyor. Sürükle bırak yardımıyla buraya alıp arkadaşlar buraya modeli indirebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi model geldi ve ben bu modeli artık kullanabilirim gördüğünüz gibi. Eğer burada sizin ok işaretiniz pasifse pasif olduğu için arkadaşlar artık bu giriş yapmamışsınız demektir şuradan şu kısımdan giriş yapmanız gerekiyor. İndirmiş olduğunuz modelleri şuradaki kalp simgesine basarak şuradaki favori kısmını ekleyebiliyorsunuz. Tekrar geriye geldiğinizde buraya geldiğinizde kalp simgesine bastığınızda bakın önceden indirmiş olduğum bitki ve diğer unsurlar burada favoriler kısmında görünüyor arkadaşlar. Bu şu Europan yazan bitki çeşitliliği menüsüde arkadaşlar TV Motion içerisinde Epic Games'ten gelen bitki hazinesi ve gerçekten çok kaliteli. Zaten bunlarla ilgili de çalışmalar yapacağız arkadaşlar. İlk bölümümüz böyle olsun. Arayüz konusunda çok detaya inerek anlatacağım bir kısım olacak. Bakın şöyle getireyim buraya arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Bakın bu şekilde. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Populate kısmına geldiğinizde şuradaki scatter kısmına arkadaşlar bunu alıp bırakırsınız. Bunun içindeki bütün malzemeler burada farklı farklı olacağı için siz bunu tekrar mesela bakın buradan veya işte paint kısmına diyelim. Paint kısmına daha güzel olacaktır. Bırakalım bu şekilde. Bakın şu şekilde şöyle bırakıyorum. Şöyle boyama yaptığımda gördünüz mü arkadaşlar? Bunun içerisindeki tüm bitkiler eğer orman veya farklı nesneler yapıyorsanız bu şekilde devam eden bir süreç olacak. İçerisindeki bütün malzemeler siz tek tıklamayla yoğunluğunu bakın yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Veya şunun yoğunluğunu görüyor musunuz? Şunun yoğunluğu veya büyüklüğünü arkadaşlar bu şekilde detaylandırabiliyorsunuz ve bunlar gerçekten çok kaliteli. Böyle bir bitki kütüphanesini de hiçbir programda bulamazsınız ve ücretsiz arkadaşlar biliyorsunuz. TV Motion en son sürümüyle beraber ücretsiz hale geldi. Yıllık 1 milyon doların altında kazanan inşaat firmaları, mühendislik firmaları ve mimari bürolar için 1 milyon doların altındaki kazanan yani 1 milyon altında kazanan firmalar için ücretsiz hale geldi. Ve çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Artık buradaki arkadaşlar şurada bir durum vardı. Medya kısmından siz buradan fotoğraf eklediğinizde ve bunu export olarak çıktıya aldığınızda şurada arkadaşlar göstermek istiyorum. Bakın şu ambiyans kısmına gidelim tekrar. Şu ambiyans kısmından imaj kısmına geldim. Bakın şu Full HD kısmında 4K ve 8K diyor. Normalde siz 8K çıkartamıyordunuz. 4K kısmı, 8K kısmı veya custom'dan daha yüksek çözünürlüklere bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir olay. Bunu video kısmında ve diğer kısımlarda da ayarlayabiliyorsunuz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Derslerin devamı sırasıyla gelecek. Temelden başlayarak detaylı bir şekilde TV Motion'u öğrenmeniz için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar sizin için. TV Motion ücretsiz olduktan sonra artık kullanılan araçlarla beraber gerçekten yeniklenen araçlarla beraber güzel şeyler oldu. Ve benim de güzel projelerim var arkadaşlar. Söyleyemedim. TV Motion'la ilgili kanal üzerinde arkadaşlar. Çünkü ilerleyen kısımlarda belki bir uzay gemisi, bir robot gibi bir animasyon bir küçük bir şehirde, bu uzay şehrinde küçük bir animasyon düşünüyorum. Onu da hep beraber bakarsınız. SketchUp'ta modelleriz ve buraya aktarırız arkadaşlar. Daha güzel olur. Her şeyi beraber yaparız. O yüzden kanalıma abone olmanızı ve yorum yapmanızı ve beğeni bekliyorum arkadaşlar sizden. Herkese selamlar, saygılar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.